meselelerin bir türlü ilerlemiyor olmasından şikayetçi olmuştuk. Bu konuyla alakalı basında devamlı bu meseleler gündeme geliyor olmasına rağmen bir türlü muhatap bulamamaktayız arkadaşlar. Bu ciddi bir sıkıntıdır. Bir kısım köşe yazarlarımızın buna cevap veriyor olması bir anlam ifade etmiyor. Yani burada yetkililerden biz bu meseleyle ilgili ne yapılacağı konusunda bir cevap bekliyoruz. Sakarya kamuoyu bu hususta merak içerisindedir. Yani bunun işte bir yazar abimiz demiş işte MHP deprem döneminde hükümet oydu işte o dönemde ne yaptı. Yani o 1,5-2 yıl sürecinde ne yapıldılarla falan değil. Yani 12 yıldan beri iktidarda olan bir yapı var. Bugün bunların bu sorumlulukla hareket edip ne yaptığını sorgulamamız lazım. Kime ne kusur çıkacaksa çıkartalım, o önemli değil. Ama bu meselenin halli gerekiyor arkadaşlar. Bununla alakalı bir türlü muhatap bulamıyoruz. Şimdi basında devamlı bize soru geliyor bununla alakalı, devamlı cevaplıyoruz. Cevaplıyoruz da ne oluyor? Yani bu sorular acaba onlara sorulmuyor mu? Ki zannetmiyorum. Devamlı sorulduğunu biliyoruz bu soruların. Fakat devamlı bir yuvarlama, devamlı bir işte farklı şekilde cevaplarla bu işin uyutulduğunu düşünüyoruz. Ama bu mesele Sakarya açısından ciddi bir meseledir. Hasarlı binaların elden geçirilmesi, gereğinin yapılması, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar hakkında net, kesin ve tatmin edici bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Fakat bunlarla ilgili bir türlü çalışma yapılamamaktadır. Yine Sakarya eğitimden muzdarip bir il olduğu için değinmemde çok büyük önem var. Zaten sıkıntı içerisinde olan ve adeta Türkiye'deki genel tablo içerisinde yerlerde sürünen, eğitim noktasında yerlerde sürünen marka şehir Sakarya'nın eğitim politikalarındaki, AKP'nin eğitim politikalarındaki yapbozcu anlayışı sebebiyle daha da kaos içerisine gireceği ve nesillerimizin, evlatlarımızın daha büyük sıkıntılar içerisine düşeceği kaçınılmazdır, düşmesi kaçınılmazdır. Bu konuda ciddi endişeler taşıyoruz. 4+4+4 sisteminin yaşattığı sıkıntılara daha önceden basın toplantımızda değinmiştik arkadaşlar. Yani erken vakitte okula verilen çocukların %70'ine yakınının okulda bir defa olsun altına ıslattığını, psikolojik ciddi problemler yaşadığını, %80'inin Nisan ayına kadar okumayı yazmayı çözemediğini, bunları daha önceden dile getirmiştik. Bununla ilgili bir takım düzenlemeler, bir takım güncellemeler yapılmaya çalışılsa da bu konuyla alakalı ciddi bir sıkıntı olduğunu halen söyleyebiliriz. Burada ciddi bir kaos içerisinde olduğumuz aşikardır. Ayrıca SBS sınavının tamamen ve diğer sınavların tamamen kaldırılacağını ifade eden, her defasında dile getiren, her seçim döneminde dile getiren siyasi iktidar bugün bu sınavları kaldırmak bir yana bu sınavların sayısını artırmaktan başka bir iş yapabilmiş değildir. Bu tabii birazcık şu meselelerde gündeme gelmektedir ve bundan dolayı azap duymaktayız arkadaşlar. Ne zaman başbakan ve AKP cemaatle kendi içerisinde bir kavga içerisine girse, kavga sürecine girse, hemen dershaneler gündeme gelmekte. Dershaneler kapatılacak, şu olacak, bu olacak. Efendim, bununla ilgili hiçbir altyapı çalışması yapılmadan bu boşluğun nasıl doldurulacağı veya bu meseleler nasıl hallolacağı çalışmaları yapılmadan veya bunlar deklare edilmeden bir anda bir siyasi argüman, karşı koz gibi bunların kullanılması, arada sıkışan velilerin, öğrencilerin büyük ölçüde ızdırap duymasına ve daha büyük sıkıntılara düçar olmasına sebep olmaktadır. Yani bu kadar mı sorumsuzca davranabiliriz veya bu kadar mı önemsemeyiz? Ben buna hayretle bakıyorum arkadaşlar. Yani Türkiye'de karşılıklı bir çatışmanın malzemesi eğitim sistemi ve evlatlarımız. Bunu kabullenmek mümkün değildir arkadaşlar. Ya vardır ya yoktur. Bakın Sayın Ayhan Sefer üstüne Sapso'da bir soru soruldu. Dendi ki işte dershanelerin okul haline getirilme çalışmalarıyla alakalı ne diyorsunuz? Ses yok. Yani o günü kurtaracak bir yuvarlak bir cevaptan başka bir cevap gelmedi buna ilişkin olarak. Arkadaşlar bunlar önemli meseleler. Ben şehrimin milletvekillerinin, şehrimin yöneticilerinin
siyasi yöneticilerin bu meselelerde mahir, donanımlı ve bu meselelerde de hazırlıklı durumda olmasını beklerim. Bas bas bağırıyoruz, söylüyoruz. Sakarya eğitimde çökmüş durumda diyoruz. Fakat hiçbir siyasi erk, hiçbir siyasi makam ne yazık ki bu meseleyle alakalı donanımlı, ciddi bir cevap verme noktasında değil. Yani Sakarya'da bir dersimize çalışmamız lazım önce. Böyle bir sıkıntı varsa ve bu sıkıntı olduğu dile getiriliyorsa, bu sıkıntının varlığı aynı zamanda iktidar açısından ve şu an iktidarın şu anki milletvekilleri açısından da bir fırsat olarak değerlendirilmeli bence. Yani burada yapacağınız bir hamle sizi artıya geçirecektir. Arkadaş, bunu yapmaktan niye kaçınıyorsun? Elinizi kolunuzu bağlayan bir şey mi var sizin? Yani eğitim öğretim yılına giriyoruz şu an. Sakarya'nın eğitimde bu rezil durumunu her defasında dile getiriyoruz. Fakat her nedense bir türlü Sakarya'da eğitime el atacak ciddi projelerin ve adeta bir seferberliğin olmasını beklerken hiçbir şey yapılmadığını görüyoruz. Ya ne yapılır diye bir sorun. Yani ne yapılabilir? Ya benim aklımıza gelen, düşündüğümüz birçok şey var. Arkadaşlar, genelde yerel yönetimler eğitimi, efendime söyleyeyim, parlak, gelecek vadeden öğrencileri gerçek anlamda, samimi bir şekilde destekleyebilmeli. Ciddi burslar açmalı. Ciddi ödüllü çalışmaları tertiplemeli. Ayrıca öğrencilerin sosyal psikolojik gelişimlerine katkıda bulunmalı. Öğrencilere ve ilk öğretim, orta öğretim çağında olanlara sosyal kültürel imkanlar verilmeli. Bunları kesinlikle temin edemiyoruz. Bunları yapamıyoruz. Ha, yaparsak ne olur? Belki tarih şuuruna sahip milletinin ne olduğunu, memleketin hangi durumda olduğunu gören nesiller yetişecek. Belki ondan tedirginlik duyuyorlar. Vallahi bilemiyorum. Yani insanlar bu kadar bigane kalır. Sadece orada şehrin göbeğine, merkezine bir İmam Hatip Lisesi daha binası, projesi başbakanın hoşuna gitti diye onun bina olarak yapılması Sakarya'daki eğitim sistemini düzeltmiyor arkadaşlar. Biz o binaları da yapalım. O çalışmaları da yürütelim. Tabii ki iyi mekanlar, doğru mekanlar çok önemli. İyi şartlarda çocuklarımızın okuması lazım ama kadrolara, çocuklara teşvik noktasında gereken çalışmaları yapabiliriz. Yani propagandaya ve reklama ayırdıkları mesainin birazcık daha fazlasını eğitime ve Sakarya'nın geleceğine harcasalar bugün tablo çok daha farklı olabilir arkadaşlar. Yani biz özellikle eğitim öğretim yılının başladığı bu dönemde Sakarya'da eğitim politikalarının yeniden gözden geçirilmesini ve valilik de dahil olmak üzere bununla alakalı gereken komisyonların ciddi çalışmalar içerisine girip toparlanıp da işte ya iyi, Allah'a şükür eğitimde şu durumdayız, şu okulda şu kadar öğrenci üniversiteyi kazandı demekle bu işler çözülmüyor arkadaşlar. Toparlanacaklar ve siyasi sorumlular, milletvekilleri, yerel yöneticilerimiz bu meselelere el atacaklar. Bunu temin etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve bunu milletimiz adına biz Sakarya'da acilen beklemekteyiz arkadaşlar. Acilen bu konuda tedbir alınmasını beklemekteyiz. Onun ötesinde isimler noktasında olgunlaştırma aşamasındayız. Zannedersem bu ay içerisinde işte o ifade ettiğimiz ilk parti ilçelerimizi adaylarını açıklamayı düşünüyoruz. Açıklanmasında da inşallah genel başkanımızın da katılımını temin etmeye çalışması içerisindeyiz. Bir program hazırlığındayız. Hem adayların tespiti hem de bu noktada bir geniş kapsamlı günlük bir program hazırlığı içerisindeyiz. Zamanı geldiğinde inşallah kamuoyuyla paylaşılır bu çalışmalar ve bu isimler. Bu ay içerisinde mi? Yani, bu ay içerisinde olmasını hedefliyoruz. Evet. Eski Demokrat Parti, DYP, Zafer Adalet'in Merkez Belediye için hükme geçiyor. Evet. Biz de takip ediyoruz basından. Zafer Adalet değerli bir tanıdığımız, değerli bir abimiz. Yıllarını siyaset içerisinde geçirmiş. Doğru Yol Partisi'nde merkez sahada siyaset yapmış bir abimiz. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz
geçtiğimiz 2 basın toplantısı önce bütün biz bu noktadaki AKP'nin dışındaki bütün güçleri ortak değerler çerçevesinde birleşebileceğimiz bütün arkadaşlarımızı ve yapıları Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte siyaset yapmaya davet ettik arkadaşlar. Tabii bu tür gelişmelerin olmasını biz olumlu karşılarız. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gösterilen teveccühün bir nişanesidir bunlar aynı zamanda. Bizler kendileriyle de bu yapıda daha önce görev almış birçok arkadaşımızla da beraber siyaset yapmaktan memnuniyet duyarız. Ancak tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu başvuruyu yapıp başvurular gerekli mercilerce değerlendirildiğinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni başarıya taşıyacak ve Milliyetçi Hareket Partisi ile altını özellikle çiziyorum beraber ciddi bir takım çalışması içerisinde şehirde doğru hizmetler verebilecek tercihlerde bulunmayı arzu ediyoruz arkadaşlar. Benim bu meseleyle ilgili söylemek istediklerim de bunlar. Ama daha şu an şekillenmiş kesinlikle bir şey yok. Adaylar, çünkü daha yeni başvurularımız daha yeni gelmeye başladı. Halbuki ilk Adapazarı ile ilgili ilk başvurumda Hasan Başkan. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmaya davet ediyoruz. Bu güç Sakarya'da Milliyetçi Hareket Partisi ile yıkılır arkadaşlar. Milliyetçi Hareket Partisi ile yıkılır. Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber olmaya davet ediyoruz. Bu gücün dışında kalan tercihini başka şekilde... Herkese saygı duyuyorum. Ancak bu gücü yıkmak isteyenler ve Sakarya'da bir değişim olsun, artık yeter diyen kim varsa Milliyetçi Hareket Partisi'ne güç vermelidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve bunu bekliyoruz samimiyetle. Bu arkadaşlarımızın Milliyetçi Hareket Partisi'nde hak ettikleri şekilde değer bulacaklarına da inanmalarını arzu ediyorum. Bizim gönlümüz herkesi kucaklamaya yetecek kadar geniştir arkadaşlar. Tabii çok